Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı görevi geldikten sonra tabii yandaşlarını veya partizanlarını işe almak için birçok oradaki deneyimli çalışanlarını işten attı. Yani bunlar her birimden olabilirdi ama itfaiyedeki görevlileri Sayın Beyliğe, Fethiye, Tufan Beyliği gibi Adana'nın en ucuza köşesinde mezarlıklara kadrosu olmadan da bekçi yaparsan sonunda ne oldu efendim? Çok üzüldüğümüz Türkiye'de infial yaratan Aladağ yurt yangınındaki gerçekle karşılaştık. Bütün yangınlar bir kıvılcımla çıkar. Yangının büyümesindeki oran itfaiyenin müdahalesi zamanıyla alakalı. Yani kıvılcım büyür ama müdahale zamanı geçirirse yani bina yanar, pasaj yanar, şehir yanar, her yer yanar. İşte bu itfaiyecilerin sürgüne gönderilmesinden sonra Aladağ'da bir tane arözöz, bir tane de başında işi bilmeyen bir şoför arkadaş vardı ki itfaiyeci değildi o. Sonra işte malum 12 tane cana mal oldu veya 13 tane cana mal oldu. Hepimiz üzüldük. Sonra bunu araştırma komisyonu araştırmasını yapıp olay mahalline kadar biz de gidiyoruz. Adana'da büyük bir otelde bütün bürokratların yani sorumlu bürokratların ifadelerinin altında sorumlu olarak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyecisinin yangına müdahale etmek için yanmayan elbisesinin olmadığını gördü. Yani senin arazözün veya arayışların ne kadar donanımlı olsa veya itfaiyeci ne kadar donanımlı olsa sonuçta yanmayan elbisen yok dediler. Sorumlu olarak Adana Büyükşehir İtfaiyecisi'ni de sorumlu tuttular. Adana Büyükşehir Belediyesi de bunu egale etmek için bir tane amalkamvari yangın söndürücü araba almıştır. Yani resimde de görüldüğü gibi. Fakat şimdi burada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünde şov yapacakları yerde yani en güzel araba, en eğitimli personel. Sonra ne oldu efendim? İşte gördüğünüz gibi daha şov yaparken hortum patladı. O hortum birine çarpabilirdi. Birinin ölümüne sebebiyet verebilirdi. İşte şekilde gördüğünüz gibi Hüseyin Sözlü Bey adeta kardan adam oldu. Pamuk adam oldu. İşte bu. Bu görüntüler yıllardır saklandı efendim. Bir izleyicimiz, bir duyarlı vatandaş bize ulaştırdı. Şu an resimleri var elimizde. Yakında videolar da size sunacağız. Gerçekler bu. Hayaller Paris, gerçekler Adana.